Herkese tekrardan merhaba. Ben Ikea'dan şu 3 tane kaktüsten almıştım. Üçü birlikte 30 TL gibi bir civardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunların şu alt tabanına güzel bir saksı için ne yapacağım? Saksı yapacağım. Evet. Bunlar alt için saksı yapacağım. Şimdi bunun için Hobim sitesinden aldım demeye markasının yumuşak kağıt ipi var. Bir tane makasın ve 5 numara bir tığım var. 5 numara bir tığım var. Kağıt ipim var. Şimdi ilk öncelikle şunu köşeye koyalım. İlk öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Şu şekil tuttum. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha çekip böyle sabitliyorum. Daha sonra 6 tane sık iğne yapacağım. Bir. İki. Üç. Dört. 6. Bunu birleştiriyorum. İyice sıkacağım. Daha sonra buradaki en baştaki ile ilmek kaydını yapacağım. En baştaki çok güzel olmalı. Bir de şu an şeyde çok sığımda. Tamam. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Yaptığım ilmek kaydırdığım yere girip bir tane sık iğne yapacağım. İki kere giriyorum çıkıyorum. İki. Yanındaki ilmeğe girdim. Şöyle sürme. Yani. Üç. Aynı ilmeğe giriyorum. 4. Yanındakine girdim. 5. Tekrar içine giriyorum. 6. Bir yandaki. 7. Tekrar aynı yere girdim. 8. Bir yanındaki. 9. Şöyle. 10. Bir sonrakine giriyorum. 11. Evet. Şurada boşluk oluştu tabii yaparken şöyle iyice sıktım. 12 olduktan sonra şu başlangıç yaptığımız yerdekine tekrar giriyorum. İlmeği kaydırdım. Ve tekrar bir zincir çektim. Aynı yere tekrar girdim. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tane buradakini yaptım. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. 2. Tekrar aynı yere. 3. Bir sonraki. 4. 5. Çift battım buraya. 6. Yani bir tane tek, bir tane çift. Bir tekimi yaptım. Çiftimi yapıyorum. Baştakine girdim. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi şuradan toplamda 18 tane blo deniyor buna. Yani buradaki değil şuradakine batıp 1 buraya batıyorum. 2 3 Şunların ikisini birlikte almıyoruz da bu taraftaki alıyoruz. 5
Alarak bir zincir çektim. Şöyle birleştirdim. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı yere giriyorum şimdi. Bir. Yani buraya şimdi 18 sıra boyunca düz yapıyorum. Herhangi bir eksik azaltma yapmıyorum. Ve ikisini hep her seferinde şimdi burada birlikte alıyorum. Blö yapmıyoruz yani burada. Normal 18 tane sık iğne yapıyorum. 18 sık iğneyi 5 kez yapacağım. Pardon 4 kez yapacağım. Bir tane yapmış olduk bloyla. Ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Yani blö yaptıktan sonra aslında 4 sıra örüyorsunuz. Şimdi bir sık iğne, 2 tek bir çift yapacağız. Yani 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Ama şöyle yuvarlak taban mantığıyla olduğu için ilkini bir tek bir çift yapıyorum. Yani bir sık iğne bir arttırma. Şimdi 2 tek 1 çift olarak yani 2 sık iğne 1 arttırma. 2 sık iğne yaptım. 1 arttırdım. Toplam 24 sık iğne elde etmiş olacağız. Sıra boyunca düz örüyoruz. Böyle düz bir şekilde 2 sıra öreceğim ve bitireceğim. Açıkçası ben bunu böyle şey yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hani böyle bir içlerinden dolaştırın falan diye. Hani hiç öyle gerek yok iple dolaştırmanıza. Direkt içine doğru sokun. Yapıldım. Böyle. Bu şekilde bitti. Toplamda 10 dakikada yapabileceğiniz. Bir. Aksi.
Şimdi ben burayı isterseniz içine de sokabilirsiniz dedim ama benim ki birine hediye götürmek istiyorsunuz. Bu fazlalığı. Şu şekil. Buraların içlerinden. Geçirerek de kesebilirsiniz. İçine doğru koydum. Tamam. Şimdi bunu da bu şekilde koyuyorum. Tamamdır. Bitti. 3 tanesini de hazırladım. Toplamda böyle bir yarım saate, maksimum 1 saate bitirebileceğiniz bir model.